Selamlar, YouTube hangisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güncel alışverişimi inceleyeceğiz. İlk olarak bu elbise vakikiden başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada çok güzel bir elbise var. Bu elbiseyi anneme aldık. Şöyle göstereyim. Bunu elbise vakikinin modest kısmından almıştık diye hatırlıyorum. Şöyle çok tatlı bir elbise arkadaşlar. Bayağı boyu uzun bunun. Şöyle göstereyim. Ben bu elbisenin en çok desenini çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel bir deseni var. Bunun fiyatı 499 TL'ydi. Bence oldukça güzel. Yaz için efil efil bir elbise. Annelerinize düşünebilirsiniz bu elbiseyi. Çok güzel. Evet, Ekru'dan arkadaşlar. Çok seviyorum Ekru'yu. Eğer şehrinizde varsa mutlaka bu mağazalara uğrayın. Çok güzel ürünler oluyor. Genelde pijama ve iç giyim ürünlerinde mutlaka indirimler yakalıyorum her gidişimde. Siz de yakalayabilirsiniz. Ben Ekru'dan bir adet pijama takımı aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir pijama takımı. Şöyle. Ben pijama takımını çok çok bol kullanmayı sevdiğim için bunu L-beden aldım. Şu da çok tatlı bir altı arkadaşlar. Bunu birlikte deneyip görebiliriz. Kumaşını çok beğendim ve fiyatı da oldukça uygundu. İkisini takım olarak 199 TL'ye almışım arkadaşlar. Oldukça güzel bir indirim vardı. Mutlaka kendi şehrinizde varsa Ekru, bu takıma bakın, çok güzelmiş. Burada De Facto'dan aldığım ürünler mevcut arkadaşlar. Şöyle günlük bir pantolon aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı çok uygundu. Bir de desenlerini çok sevdiğim için aldım. Şöyle göstereyim, çok tatlı. Benim çok fazla crop'um var ama hiç altım yoktu. O yüzden biraz böyle alt almak istedim. Bunun fiyatı da 199 TL'ymiş arkadaşlar. Bence oldukça uygun ve de çok güzel deseni. Bunu da deneyebilirsiniz. Ben bunu çok güzel beyaz crop'larla hayal etmiştim. Bence oldukça güzel bir ürün. De Facto'dan bir de arkadaşlar şöyle bir eşofman altı aldım. Şöyle göstereyim. Bunun siyahı da vardı ama ben gri almak istedim. Çünkü bu tarz altlarım hep siyah. Şöyle göstereyim. Böyle aşağıdan lastikli olan eşofmanları çok seviyordum. Benim gerçekten hiç yoktu bunlardan. O yüzden bir tane almak istedim. Akşam yürüyüşlerinde kullanabilirim diye şöyle çok güzel bir eşofman aldım. Oldukça kaliteli duruyor arkadaşlar ve fiyatına inanamayacaksınız. 250 TL. Gerçekten bulabildiğim en iyi eşofman altıydı. Ve fiyatı da oldukça uygun bence. Yani biz kadınlar alışverişe çıktığımız zaman mutlaka kozmetiğe de bakıyoruz. Ben de Watsons'a gittim arkadaşlar ve şahane bir far paleti buldum. Üstelik fiyatı da çok uygundu. 66 TL'ye şöyle şahane bir far paleti aldım arkadaşlar. Brooklyn markasını gerçekten çok seviyorum. Brooklyn'in bende turuncu tonlarında bir far paleti mevcuttu. Onun da ismi Afrika'ydı galiba. Gerçekten bu da Jungle. Renklerini çok merak ediyorum. Çünkü tester ürünün rengi parçalanmıştı. O yüzden tam bakamadım hangi renkler var içinde diye. Benim için de sürpriz olacak. O zaman inceleyelim şimdi bunu birlikte. Ekim'de almıştım galiba. Geçen sene Ekim'de almıştım. Ve hala kullanıyorum. Renkleri de çok güzel. Tabii biraz benimki artık eskidi ama gerçekten çok güzel bir palet. Bunu da tavsiye ederim eğer Watsons'ta karşılaşırsanız. Şimdi benim yeni aldığım Brooklyn'e bakalım. Evet arkadaşlar, bakalım nasıl bir palet. İnanmıyorum. Gerçekten çok güzel. Renkleri çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle jelatininden ayıralım. Bakar mısınız? Gerçekten çok beğendim renklerini. Şimdi bunları birlikte swatchlayalım biz ve ben Brooklyn'in bu tasarımını gerçekten çok seviyorum. Gerçekten fiyat performans ürünü. Şimdi yakın çekimde isterseniz bunları bir swatchlayalım. Gerçekten çok güzelmiş. Ve sanırım buraya bir küçük mıknatıs yaptılar. Çok güzel kapanıyor çünkü. Öncekinde bu kadar yoktu mıknatıs. Gerçekten çok güzel bir paletmiş arkadaşlar. Şu renklere bakar mısınız? Özellikle şu, şu gerçekten şahane bir renkmiş. Şimdi ben bunu şu koluma swatchlamaya karar verdim. Şimdi şu renkten başlayarak swatchluyorum size. Hepsinden böyle azar azar alıyorum. Sırasıyla. Evet. İlk beşliği deneyelim bakalım. Şöyle biraz daha kameraya yaklaşmaya çalışacağım. Pigmente bakın. Bu biraz daha açık bir renkmiş. Çok belli olmadı kamerada. Yeşil tonlarının
hakim olduğu bir palet bu arkadaşlar. Ben bununla ilgili bir shorts da çekerim diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki beşliği çekelim. İlk bu 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadarki renkleri swatchlamıştık. Şimdi şuradan sonrasını swatchlamaya devam ediyorum. Sizin için. Evet. Elimi kolumu güzelce yıkadım ve swatchlamaya devam ediyorum. Şu Amazon, şu renk gerçekten çok güzel arkadaşlar. Amazon rengi. Bununla göz makyajı yapmak için sabırsızlanıyorum. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu paleti ayrı bir video olarak çekmemi istiyorsanız eğer. Şöyle. Tamamdır. Şimdi swatchlamaya geçelim. Bakar mısınız? Olağanüstü renkler var. Bu yeşil olan çok fazla durmadı. Ama Amazon gerçekten çok güzel durdu. Revolution'a muadil olarak görebilirsiniz bunu arkadaşlar. Şöyle. Evet, daha çok kahverengi ve yeşil tonlarının ağırlıkta olduğu bir palet olmuş. Şu yeşile ben tekrar birazcık daha boyamak istiyorum. Bu da çok güzel bir yeşil çünkü. İyice çıksın istiyorum. Şöyle şunun üstünden. Evet, bu da limon yeşili gibi çok canlı bir yeşil değil ama yine de çok güzel. Bu far paleti. Benim bu yaz aldığım en güzel palet arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Özellikle de 66 lirayken kaçırmayın. Gerçekten çok güzel. Brooklyn'in bu Jungle paleti.